İmam Şafii rahimehullah ne güzel söylemiş kardeşler. Demiş ki insanların en değerlisi, altını çiziyoruz şimdi Müslümanlar. İnsanların en değerlisi kendisine değer vermeyendir. İnsanların en faziletlisi ise kendini faziletli görmeyendir. Şimdi bu sözü biz şöyle anlamayacağız. Kendisine değer vermeyen bir Müslüman demek ki çok değerliymiş. Bu saatten sonra paspal bir şekilde dolaşmanın vakti gelmiştir. Saçlarımızı uzatalım, sakallarımızı bırakalım, pejmurde bir şekilde sokaklarda dolaşalım, hasta olduğumuzda tabiplere gitmeyelim, çalışmayalım, birilerinin eline muhtaç olduğumuzda bak ne kadar güzel kendimize değer vermiyoruz. Demek ki Allah katında değerliymişiz demeyeceğiz Müslümanlar. Peki ne anlayacağız? İnsanların size değer vermesini beklemeyeceksiniz. Ne kadar büyük bir alim, ne kadar güzel bir hatip, ne kadar dertli bir davetçi, ne kadar Allah'ın dinini sahiplenmiş bir mücahit, ne kadar cömert bir zengin, ne kadar alemlerin Rabbi olan Allah için gözyaşı akıtan bir abid sözlerini beklemeyeceksiniz. Sizi bir makam ve mevkinin içerisine koyacak sözleri asla ummayacaksınız. Kendinizi de orada görmeyeceksiniz. Şu yeryüzü insanlarının içerisinde ilimde, irfanda, hikmette, amelde, mücadelede en faziletli insan benimdir. İnsanlar bunu dillendirmeseler de benim geleceğim nokta burasıdır beklentisinin içinde olmamak İmam Şafii'ye göre tevazudur elhamdülillah. Şimdi Hasan-ı Basri'yi dinleyelim. Kendisi bir tevazu tarifi yapmıştır ve demiştir ki tevazu evden çıktığında karşılaştığın herkeste senden üstün bir vasfa sahip olduğunu düşünmendir. Allahu Ekber. Karşılaştığın her bir insanda sakalı olmayabilir. Kendisinin üzerinde dikkat çekecek elbiseler bulunmayabilir. Güzel konuşamayabilir. Gözleri ağma, ayağı topal olabilir. Ağzı kokabilir, gözleri şaşı olabilir. Ne derseniz deyin. Ancak Hasan-ı Basri rahimahullah diyor ki, tevazu sahibi böyle insanlarla dahi karşılaştığında bunda benden daha hayırlı vasıflar vardır diye düşünmesidir. Olur ya, o kardeşim gecelerinde secdelerle geçirmiştir. Olur ya, işlemiş olduğu 10 sene önceki bir günahın halen acısını yüreğinde taşıyordur. Gözyaşlarıyla alemlerin Rabbi olan Allah'a sesleniyordur. Olur ya, sadece yatsı namazından sonra vitri kılıp bir kenara devrilmiyor. Gece Kur'an tilavet ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'yi zikredebiliyordur. İşte karşınızdaki kişiye bu nazar ile bakmaya Hasan-ı Basri rahimeullah tevazu diye tanımlamıştır.